şimdi. Yarsa ve Yargısen Kurucu Başkanı Sayın Ömer Faruk Emineoğlu telefon attığımızda. Sayın Emineoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler diliyorum efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi bugün Ankara'da oluşan fotoğrafı değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Bir hukukçusunuz ama siyasi iktidarın da aslında hedefine yani çeşitli uygulamalarına maalesef maruz kalmış bir isimsiniz aynı zamanda. Şimdi 29 Ekim'le başlayan bir süreç var, bir kitle hareketliliği var. Milli duygulara, milli bayramlara sahip çıkan ve bunu son derece de güçlü bir sesle dile getiren bir kitleye şahitlik ediyoruz. Bugün Ankara'da, Anıtkabir'de yaşanan tabloda hakikaten son derece önemli bir tablo. Yüz binlerce kişi bugün Anıtkabir'de bir araya geldi. Bu bir araya gelişin temel noktası olarak siz neyi görüyorsunuz acaba? Hep şu eleştiriler yapıldı. Resmi bayramlar belirli günler halka mal edilemediği, devlet kurumlarının tekelinde kaldığı, dolayısıyla halkla Cumhuriyet, Cumhuriyet'in değerleri, Atatürk ilke ve devrimleri arasında bir mesafe oluştuğu eleştirileri bugüne kadar hep gündemde tutuldu. Ve yaşadığımız sorunların nedenlerinden birisi de bu gösterildi. Halkla bütünleşememe. Ve sorunlar öyle bir boyuta, öyle bir noktaya geldi ki artık halk o mücadeleyi gösterme azim ve kararlılığı ile atasının izinde olduğunu göstererek atasıyla, atasının ilke ve devrimleriyle arasında hiçbir sorun olmadığı, hiçbir duvar örülemeyeceğini bizzat kendisi ortaya koydu, dimdik durarak. Atasının da yaşadığını, yaşattığını göstererek ne tür engel çıkartılırsa çıkartılsın, bugün Ankara'da yurdun her yerinden akan insanlar Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine, Atatürk'e bağlılığını ve onu, o değerleri sonsuza kadar yaşatacağını her türlü azim ve kararlılıkla ortaya koydular. Ki doğal koşullar itibarıyla, güvenlik koşulları itibarıyla her türlü engel çıkartılmıştı. Ben Anıtkabir'in bir tarafından öbür tarafına güvenlik koridorları nedeniyle yaklaşık bir saate aşkın barikatları aşarak ulaşabildim. Hı hı. Buna rağmen hiçbir engel orada Cumhuriyet değerlerine, bağlılığa, ona sahip çıkmayı engelleyemedi. Halk o iradeyi ortaya koydu. Hı hı. Ve buradan siyasi irade de belli bir mesajı alması gerekiyor. Ne tür zorluk ve engel çıkartılırsa çıkartılsın, Cumhuriyet'le halkın hiçbir sorunu olmadığı, halkın Cumhuriyet'e sahiplendiğini ve Cumhuriyet'i de sonsuza kadar yaşatacağını görmesi lazım. Cumhuriyet'le barışık bir iradenin ortaya çıkması lazım siyasi yönden. Evet. Ya bir önümüzdeki süreç açısından soruyorum. Böyle bir baskı unsuru olarak acaba hani önümüzdeki döneme ya iktidarın politikaları ya da başka bir çıkış çözüm için bir etkisi olur mu bu kalabalıkların, nasıl olur size göre? Şu vardı tabii, hep söylenen toplumsal refleksin ortadan kalktığı, evet, bir korku toplumu oluşturulduğu, artık Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine, temel hak ve özgürlüklere, Atatürk'e saldırılar öyle bir boyuta geldi ki, öyle bir sindirilmişlik, öyle bir korku toplumu yaratıldı ki artık halk o mücadeleyi bizzat verirse bu çemberi kıracağını kendisi göstermek durumunda kaldı ve mücadele etmeden de bunun olamayacağını, artık halk bizzat o sorumluluğu üstlendi, o kararlılığı ortaya koydu. Buradan geriye dönüş yok. Bu yeni bir mücadele süreci. 10 Kasım'ın bir anma etkinliği değil. Bir değerlere, ilke ve değerlere sahip çıkma, o mücadele için bir fırsat olarak görerek halk bu iradesini, bu kararlılığını ortaya koydu. Buradan geriye dönüş yok. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Emineoğlu değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Evet, Yarsaf Yarsen Kurucu Başkanı Ömer Faruk Emineoğlu Ankara'dan telefon attığımızdaydı. O da Anıtkabir'de bugün atayı ziyaret edenler arasındaydı. Değerlendirmelerini paylaştı.